Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle şöyle benim şu aparatı kopmuş olan terliğimi düzenleyeceğiz. Tığım 4,5 numara ve şöyle kalın bir ip ve şöyle biraz da inciler kullanacağım. Malzemelerim sadece bu kadar. Bu arada kanalımı takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Hemen başlıyoruz. Şimdi öncelikle şuradan ipimi alıyorum. İlmeğimi. Şu ipimi de şuradan tutuyorum. Biraz şu uç kısmını uzun bırakalım. Evet. Buradan bir ilmek oluşturuyorum. Biraz zor oluyor başlangıcı. Daha sonra yine alıp iki tanesini topluyorum. Şöyle geriye doğru gidelim. Şöyle sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Daha sonra yine ikisini beraber topluyorum. Şöyle iteceğiz onu da. Bu ipimi de buradan yürütüyoruz. Arkadan da olur, önden de olur yürütmesi. Hiç fark etmez. Bunu normal diğer terliklerinizi de süngerimsi parmak aralarına da uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde örüyoruz. Sonuna doğru şöyle çekelim. Evet. Sıramızın sonu. Benim şu kısmı biraz sert olduğu için diğerleri daha yumuşak arkadaşlar. Ben dediğim gibi hem terliğimi değerlendirmek için bu çalışmayı yapıyorum. Hem yaparken de video çekmek istedim. Diğerleri daha yumuşak olduğu için zorlanmazsınız. Diğer o süngerimsi terlikler. Bu biraz sert olduğu için örgü örerken biraz zor oluyor. Şöyle biraz çeviriyorum. Biraz bir mücadele halindeyim şu an ama. Evet. Şöyle. Bu şekilde terliğimizin şöyle göstereyim. Bütün sıraları yapıyoruz arkadaşlar. Şurasındakini ben çıkarmadım. Örgünce zaten orası kapanacak. O yüzden çıkarma gereği duymadım. Böyle eskiyen ya da değişiklik yapmak istediğiniz terlikler olursa bence güzel bir çalışma. Yaptığım işlem sadece şu anlık bu kadar. Ya da bu benim mesela şu kısımları acıtıyordu ayağımı. Üst kısmını hem iplik olduğu için artık acıtmayacaktı umut ediyorum. Böyle sorunlu terlikleriniz varsa bu şekilde de örüp değerlendirebilirsiniz. Evet. Bakın. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi şu kısma döneceğim. Sonuncuyu da yapayım. Dediğim gibi benim terliğimin üst kısmı biraz sert olduğu için biraz uğraştırıyor beni. Hemen bu kısma dönüyorum arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi üstüne bir model de yapacağım için şu kısmı kapanacak. Birazdan onu da göstereceğim zaten.
Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Takip etmeyi unutmayın beni. Desteklerinizi bekliyorum. Bu arada Instagram hesabımda minika_hobi. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdi herkese teşekkür ediyorum. Evet, bu şekilde örgüme devam ediyorum. Sayısı hiç önemli değil arkadaşlar. Sayısına aldırış etmeyin. Yani herhangi bir sayısı yok. Sadece kaplayacak şekilde önce bir taban oluşturacağız. Daha sonra ki sırayı da göstereceğim. Yani şu kısmın gözükmemesi gerekiyor. Bakın. Şu lastik kısmının. İpimi de orta kalınlıkta bir ip seçtim. Markası önemli değil. Patik ipleriyle bile yapabilirsiniz. Herhangi bir hani ince kalın fark etmiyor. Ben orta kalınlıkta bir ip tercih ettim. Markası vesairesi yok. Bu terliğim benim bir 15 senelik bir terlik. 15 seneden beri beni idare ediyor. Gerçekten çok sağlam bir terlik. Dışarıda hiç giymedim arkadaşlar. Genelde evin içinde kullanıyorum ben bu terliğimi. Ayağımı acıttığı için. Ama giymekten de vazgeçmiyorum hiçbir zaman. 15 yıldan beri kullanıyorum terliğimi. Sadece şurasında bir çiçeği vardı. O koptu. Son kısmında geldik. Şöyle bakalım yetecek mi? Altındaki plastiği görünmesin. Yaptığımız yer kafi. Evet. Şimdi videoyu çekerken buraları biraz şey oldu. Ben onları toparlayacağım. Siz daha dikkatli olun arkadaşlar. Yani videoyu çekerken göremiyorum bazen. Evet. Ön kısmı bu şekilde oldu. Şimdi bu kısmı yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Şöyle geriye dönüyorum. Geriye döndüm. Şimdi hemen kaydırma yapıyorum arkadaşlar. İlk yere battım. Şu şekilde bir kaydırma yapıyorum. Daha doğrusu yapamıyorum. Evet, bir. 8 adet kaydırma yapacağım. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bakın ikisini alıyorum. Birinden kaydırma yapıyorum. Bu şekilde 8 tane kaydırma yaptım. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 ve 4. 1 2 3 4 5.'ye batıyorum. Bu şekilde topluyorum. Bakın böyle. Yine 4 zincir çekiyorum. 1
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5'inciye batıyorum. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum. Bakıyorum, bir, iki, üç, dört, beşinciye batıyorum. Şöyle ikisini beraber. Bir, iki, üç, dört zincir. Dört, beşinciye batıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir. Bir, iki, üç, dört, beşinciye batıyorum. İkisini beraber topluyorum. Şimdi burada 8 tane kaydırma yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, tam 8 adet. Daha fazla da yapabilirsiniz arkadaşlar siz. Karşı tarafta uyguladığım şeyi burada da yapıyorum. Kaydırmalarım böyle. Göremiyorum. O yüzden şu kenara çekip bakıyorum ama. Kaydırma işlemlerimizi yapıyoruz. Kaydırma işlemimiz de bu şekilde arkadaşlar. Sıramızın sonuna kadar 8 adet kaydırmamızı yapalım. Elimde terlik ağır geldiği için benim biraz da ağır terliğim. Evet, üst kısmı da bu şekilde bakın. Şimdi 8 adet kaydırmamızı da yapalım. Daha sonra incilerle süslemeye başlayacağız. Evet, bu şekilde üst kısmına yuvalar oluşturdu. 1, 2, 3, 4, 5, 2 burada, 2 burada. Dediğim gibi sizler bu yuvaları daha fazla da yapabilirsiniz. Şimdi burada bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Son kısmını. Bu yuvaları arkadaşlar dörtlü beşli şekilde de yapabilirsiniz. Benim terliğim biraz daha, benim ayak numaram daha doğrusu biraz daha küçük olduğu için 37 numara benimkisi. İki bir tarafta, iki bir tarafta toplamda 5 tane yuvam olacak. Burayı kesiyorum şimdi. Şimdiki sıramda şuradaki boşluktan ipimi sabitliyorum. İlk boşluktan ipimi sabitliyorum. Doğru yapmadım herhalde. Şu boşluğumuzdan bakın normal giriş yaptım ve buraya bunu sabitliyorum. Şimdi 4 tane zincir çekeceğim. Bu ilk yaptığımı saymıyorum, o düğüm olacak. 1, 2, 3 ve 4. 2 kez doluyorum. Şu ipimi de bakın, o ipimi de yürüteceğim ki o da kaybolsun. Sizler daha büyük isterseniz zincirleri daha fazla da yapabilirsiniz. Yani 4 yerine 5, 6 da yapabilirsiniz. 1, 2 ve 3 de çıkardım. 3 kez, 2 kez doladım ve 3 kez de çıkarttım. Şimdi biraz ipimi şöyle uzattım. Daha sonra şöyle bir misineye şöyle bir geçirdim. Misinamı. Şimdi buraya şu gösterdiğim incilerden takacağız. O yüzden de misineye ihtiyacım olacak ya da daha ince bir ip de olabilir. Ben misineyle geçirdim. Bakın bu şekilde geçiş yaptım. İncimi buraya sabitledim ve böyle geçirdim. İki tane zincir çekiyorum. Bir,
ve 2. İncimi taktıktan sonra 2 adet zincir çektim. Şimdi bakın. Şurada 2 tane yer var. Bu 2 ilmeğimden ipimi, tığımı pardon, geçiriyorum. Bu şekilde örüyorum. İncim ortada kalıyor. Şimdi yine 2 kez doluyorum. 1, 2 kez doluyorum. 3 kez de çıkartıyorum. 1, 2, 3 kez çıkardım. 3 kez, 2 kez doladım. 3. kez çıkardım. İpimi uzattım. Mesinamı taktım. Şu ilmeğimi. Kamerada görmek de zor biraz. Ve incimi geçiriyorum. Bu şekilde. İncimi geçirdim. Daha sonra misinamı çıkartıyorum yine. Bir, iki zincir çekiyorum. Şu iki yerden geçiriyorum. Şu iki ilmekten bakın. Bir buradan. Yani tam dibinden. Ve bağlıyorum. Gördüğünüz gibi. Burada dört zincir çekiyorduk arkadaşlar. Şu yerden sonra. Dört zincirden sonra şuraya dibine sabitliyoruz. İki zincir değil. Şu kısmı, dip kısmını sabitliyoruz. Evet. Şimdi oldu. Gördüğünüz gibi. Bir çiçek yapacağız şu anda. Şimdi yine iki kez doluyorum. Aynı işleme devam ediyorum. Bir, iki, üç de çıkarıyorum. İpimi uzatıyorum. Ve incimi takacağım şimdi. Şöyle incimi de alayım. İncimi de geçirdim yine. Ne yapıyorduk? 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Şu iki kısmı bağlıyorum. İki tane yerden geçiyorum bakın. Zaten dibinde anlayacaksınız örerken. Şekilde. Şimdi 4 tane yaptım arkadaşlar böyle. Sırada gelen boşluğuma 2 tane kaydırma yapıyorum. 1 ve 2. 2 adet kaydırmamı yapıyorum. Yani son diğer boşluğuma geçiş yapıyorum şu anda. 2 tanesini kaydırma yaparak aldım. 2 pardon, burada kaydırmalarım 3 veya 4 olacak. Şurada bir hata yaptım zannedersem. Pardon. Dediğim gibi kameraya bakarken zorlanıyorum bazen. Buradaki boşluğuma şöyle bir sık iğne yapıyorum. 2 3 4. Buradaki boşluğa sık iğne yaptıktan sonra tekrardan bu kısma geçiş yapıyorum. Yine aynı işlemi tekrar ediyorum. 2 kez doladım. 3 kez de çıkardım. Boncuğumu takacağım. Şöyle. Boncuğumu takıyorum. Aynı işlemlere devam ediyorum. 4 tane zincir. 1, 2, 3 ve 4. Şu 2 tane ilmeğimden, boncuğumun dibindeki 2 ilmekten
geçiş yapıyorum. Bir kaydırmayla kapatıyorum. Tekrar iki kez doluyorum. Aynı işlemi tekrar ediyorum arkadaşlar. 1 2 3 videoyu geri sararak da yani işlemler aynı olduğu için geri sararak aynı işlemleri yapabilirsiniz. Biraz kameramı da yaklaştırdım. Rahat görebilirsiniz diye. Şimdi bütün sıralarımızı bu şekilde baştan sona kadar herhangi bir değişiklik yapmadan devam edeceğiz. Bir tane daha gösteriyorum. Ben buraya kadar yapacağım. Sonuna kadar aynı işlemleri uygulayacağız. 1 2 3 ve 4 2 ilmekten geçiş yapıyorum. Aynı şeyleri yapacağız arkadaşlar. Bütün bölümleri aynı şekilde yapacağız ve örgümüzü bitireceğiz. Evet, sizler de bakın 4 taneydi. Sizler de 4 tane yapın. Buradaki uygulamayı buraya da yapın. Daha sonra bitmiş halinde gösterelim. Evet arkadaşlar, bitmiş halinde bu şekilde. Burada normal yine aynı yaptığımızı yaparak sonuna kadar geliyoruz ve ipimizi kesiyoruz. Terliğimiz bu şekilde. Yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Dilerseniz daha sonra bunları alt taraflarından dikebilirsiniz. Kanala abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.